Tabii sınıf ortamında çocukların viral enfeksiyonlarını birbirlerine bulaştırmamaları için bu birçok enfeksiyon için risk faktörü. Tekrarlayan kulak iltihapları, astım atakları, sinüzit için. Elleri yıkamak önemli. Çocukların tabii bu özellikle daha küçük çocuklar için geçerli. Ellerini ağzına götürmemesi özellikle yeni ilkokula başlayacak ana sınıfına giden çocuklar için bu önemli bir bilgi. Sınıfı havalandırmak özellikle teneffüslerde. Viral enfeksiyon olan hapşıran öksüren çocukların mutlaka hapşırıp öksürürken burunlarını ve ağızlarını kapatmaları ve bu sekresyonlu mendillerini de çöpe atıp üstü kapalı bir çöpe atıp ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Aslında böyle çocukların sevdiği bir hareket var. Şöyle dab diyorlar. Bu hareketi yaparak hani eğer yanında mendil yoksa bile ağzını kapatmak ve daha sonra tabii elini yıkamak kaydıyla birbirlerine veya başka bir yüzeye bulaşmadan bu mikropların yayılmasını engellemek önemli. Tabii hasta çocuklar dinlenebilirse o da önemli. O virüs enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından. Sınıf temizliği önemli. Alerjik çocuklar için mümkün olduğu kadar sınıf ortamında çok tozlu bir ortam yaratmamak önemli. Bunlara hem öğretmenler hem de öğrenciler yardımcı olarak veliler de çocuklarını eğiterek daha iyi bir sınıf ortamı, daha az hastalıklı bir sınıf ortamı yaratmak mümkün. Aslında ailelerin yapması gereken en önemli şey okul öncesinde tüm aşılarını tamamlamak. Doktorlarıyla görüşerek eksik aşıları varsa. İkinci yapmaları gereken şey de mümkün olduğu kadar eğer astım hastası bir çocuksa öncesinde çocuklarını doktora götürerek gerekli kontrol edici ilaçlarını, astımlarını kontrol edici ilaçlarını başlamak. Çünkü bizim Eylül salgını dediğimiz bir anti site var astımlı hastalarda. Eylül ayında çocuklar okula başladıklarında viral enfeksiyonlar astım ataklarını tetikliyor. Eğer biz kontrol edici ilaçlarımızı Eylül ayı öncesinde başlarsak, okul başlamadan, bu salgınlar başlamadan ilaçların etkisi ortaya çıkıp bu Eylül atağı dediğimiz atakları önleyebiliyoruz. Yani çocuğunuz şu anda iyi olabilir ama astım tanısı aldıysa ve şu anda uygun ilaç kullanmıyorsa mutlaka bu ilaçları başlamak lazım. Tabii Eylül ayında aynı zamanda grip aşısı zamanı. 6 ay 6 yaş arası yani 5 yaşı bitirene kadar çocuklar grip aşısı rutin olarak öneriliyor. Çünkü bu yaş grubunda grip enfeksiyonları çok daha ağır ve komplikasyonlu seyredebiliyor. Hastaneye başvuru, yoğun bakımda yatış, antibiyotik kullanımı daha fazla oluyor. Özellikle de astım hastalığı varsa bu daha büyük çocuklar için de geçerli. Grip aşısı endikasyonu. Bu yıl Ekim sonuna kadar grip aşısının yapılması öneriliyor. Özellikle risk gruplarına grip aşısı mutlaka doktorlarıyla konuş bu ağır influenza mikrobundan korumak için diğer nezelere karşı korumuyor. Ama ağır geçirilme riski olan influenza'ya karşı oldukça yüksek koruyuculuk var. Grip aşısı açısından değerlendirilmeli. Aferin Selen'e. Beslenme için ne yapabiliriz? Çocukların tabii hasta oldukları dönemlerde dinlenmeleri, tüm yıl boyunca özellikle yeterli protein açısından, karbonhidrat açısından ve diğer mikronütriyentler, demir ve diğer vitaminler açısından uygun beslenmeleri önemli. Yani bu protein özellikle süt, yoğurt, diğer protein içeren balık, tavuk, et, özellikle baklagiller. Baklagiller de son derece proteinden zengin ve demir içerikleri de yüksek. Açısından mutlaka desteklenmesi lazım. Tabii bu tüm yıl boyunca geçerli ama belki okul zamanı özellikle evde tükettikleri öğünler açısından önemli. Okulda yemeklerini dönemler olabilir. Hasta oldukları zamanlar dinlenmeleri önemli. Bir de D vitamininin önemini biliyoruz biz. Hem kemik sağlığı açısından hem bağışıklık sistemini desteklemesi açısından. Astımlı, alerjik çocuklarda da birçok çalışma var. D vitamininin yetersizliğinin sakıncalı olabileceği açısından. Onun için yine doktorlarına danışarak çok yüksek dozlarda olmamak kaydıyla eksiklik varsa ya da idame tedavisi dediğimiz normal dozdan eksiklik varsa tedavi yoksa da normal dozdan idame açısından
doktorlara danışılarak mutlaka bu çocukların desteklenmesi gerekiyor. Çünkü kış aylarında biraz daha az güneşe maruz kalıyoruz. Hem dışarıda daha az zaman geçiriyoruz hem de daha kalın giyiniyoruz. Bravo. Ama diğer destekler açısından da doktorlarınıza sormadan diğer bu işte her birçok yerde satılabilen aktarlar veya eczanelerde destek ilaçları var. Bunları doktorlarınıza sormadan almamanızı ben öneriyorum. Çünkü özellikle alerjik çocuklarda bunlar bazı reaksiyonlara da neden olabilir. Doktorunuz öneriyorsa ya da siz almayı düşünüyorsanız doktorunuza sorarak kullanabilirsiniz tabii ki.